Şimdi... Çünkü siz layıksınız. Şimdi... Her şeyin en güzeline, en büyüğüne layıksınız efendim. Biz Bülent Hanım'la dedik ki bu diva olmak nasıl bir şey? Yani herkes diva olabilir mi? Divalığın kuralları var mıdır? Dedik ve ben Bülent Hanım'a rica ettim. Dedim ki sizinle bir skeç çekelim. Dedik ya ya çünkü konuşacağız daha. Espiritüel yanı gerçekten çok gelişmiş ve inanılmazdır ama göstermiyor çok fazla. Yani bir televizyon programında gerçekten bir gün görmek isteriz. Gittik Bülent Hanım'ın yanına, evine. Dedim ki Bülent Hanım'a ben de diva olmak istiyorum. Bana divalığı öğretir misiniz? Sizden sonraki en büyük diva ben olmak istiyorum dedim. Bülent Hanım'la küçük bir skeç çektik. Harika olmuş. Hep beraber izliyoruz. Buyurun ben efendim. Ben de merak ediyorum. Efendim ben de yani düşündüm ki madem böyle bir yola baş koydum. Yani şov şov nereye kadar en doğrusunu, en iyisini, böyle en güzelini, en büyüğünü her şeyden önce bulup beni de buraya yönlendirdiler. En büyük diva sizsiniz tabii. Tabii siz de teveccüh gösterirseniz. Bak çocuğum, evvela erkekten diva olmaz. Şimdi sen benden ne istiyorsun? Efendim ben sizden sonraki en büyük sanatçı olmak istiyorum. Gerçekten de bana el verin, beni eğitin, bana öğretin lütfen. Gömlek yok. Kravat yok, jaket yok, ayakkabılar çamurlu, akordiyon olmuş ve en büyük sanatçı olacaksınız. Neyse, sizi rahli tedrisime alacağım. Ağlama. Ben ağlak insanları hiç sevmem. Ağlama. Bakalım verdiklerimi alabilecek misin? Bak çocuğum, starlığın ilk şartı asalettedir. Asalet ise... duruş ve bakışla başlar. Bak ve gör. Aman 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 aman. Sakın 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 sakın. Bir insanın duruşunda nev-i şahsına münhasır asalet vardır ya da yok. Şimdi Cenab-ı Fükarı. Buyurun. Bir de bana diyorlar ki... Hocam neden ders vermiyorsunuz? Neden kimseyi yetiştirmiyorsunuz? Kimi yetiştireceğim? Ha? Alamadıktan sonra. Al işte mal. Böyle mi hocam? Buldok gibi öne çıkmasın o çenen. Azgını çek. Şimdi de güvercin gibi oldun. Çıkar kendini dışarı biraz. Tamam mıdır hocam? Bunun bir ortasını bulamıyor musun sen? Mangot ya Rabbim ya Resulallah'ım. Hocam şöyle bir şey yapsam olur mu? Aman aman. Aman çocuğum, gözünü seveyim sen hiçbir şey yapma çocuğum. Bana geldiler ve gitmiyorlar. 10 dakika teneffüs, 10 dakika teneffüs, 10 dakika teneffüs! Hocam, yelpazeyi nasıl kullanıyorsunuz? Ben onu bir öğrenebilirsem sizden. Yani bunlar detaylar. Artı erkek olduğunuz için sizin işinize pek yaramaz ama... bilgi dağarcığınızda olsun babında... bir göstereyim efendim. Buyurun. Hocam ben de bir deneyebilir miyim? Buyurun. Böyle olmaz. Onu aheste aheste aşk yapar gibi açacaksın. Evladım sen aşkı böyle savaşa gider gibi mi yapıyorsun? İdrakı gerçekle müsemma olmayan evladım. Daha müsekkin çocuğu. Allahu Ekber! Allahu Ekber ya Rabbi. Of! Of! Sesini duyayım. Bildiğin bir eser icra et bakalım. Tabii, o çok basit ya. Onda bir şey yok. Gemilerde talim var, bahri yeri yârim var. Doğru, çok basit. Basit ya. Tabii. Demek ki bizim üstadlarımız, pirlerimiz... Türk sanat musikisi namütenahi derin bir kuyu dedikleri vakit... bilmeden söylemişler. Bilmeden cehaletler. Bana baksana bir tane vururum duvardan ismini çıkar. Terbiyesiz! Terbiyesiz!
Hocam hocam, vallahi kızmayın hocam ya. Ben size bildiğim bir tane söyleyeyim. Daha kolay, daha basit bir şarkı ya. Bakın. Her yer karanlık. Yeter! Divalımı unutturdun bana. Bozdun yeminimi be. Yeminimi bozdurdun benim be. Ulan seni sayınla verdiler bana. Öldürün seni ulan. Zarar ettim ben. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh,